Sokrates'e hoş geldiniz. Sokrates'in sevilen içeriği, müthiş program, özel e, bir bir saati her hafta sizlere sunan Arkomen'in katkıları yazıladığımız Bey Sokak. Ben Erman Yaşar. Değerli dostum bugün yine şıklık anlamında Türkiye'ye... Beyaz tişörtle geldi işte senin gibi. Beyaz tişörtle geldin ama bizim altımızda alelade diyebileceğimiz bir şofmanla spor ayakkabı var. Bir de sana Yok, bakıyorum. bir şıklık. Biz de bir de sana bakıyorum. Fotoğraf çekimine gideceğiz biliyorsun senin yani, Biz de dün çekildik bu fotoğrafları. O yüzden. Allah. Es spor fotoğraf çekimi dediğimiz olay Doğru. tipi. Her sene bu fotoğraf çekiliyor. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Acayip program bizleri bekliyor. Müthiş. Neden? Çünkü Avrupa fokur fokur kaynıyor. Avrupa fokur fokur kaynıyor. Fokur fokur kaynama var Avrupa'da. Manchester City. Seninle beraber olduğumuz şampiyonlar lokalinde de konuştuk. Pep Guardiola kariyerinde üçüncü kez üç maç üst üste kaybetti. Hafta sonu da Brighton'a gidiyor. Pazartesi. Tardini büfeyi çok dikkatli izleyin. Pazartesi Tardini büfeyi herkes çok dikkatli izlesin. Kesin. Liverpool Aston Villa. Doğru. City Brighton. Doğru. Arsenal Chelsea. Doğru. Doyacaksınız. Liverpool Aston Villa'ya acayip plan yaptık. Acayip bir plan yapıldı Liverpool Aston Villa'ya. Orkun Şöyle yayındayız cumartesi günü. Orkun Şöyle yayındayız 18. Cumartesi. Nasıl lan Liverpool Aston Villa maçında nasıl yayındasınız? Hayır. Liverpool Aston Villa maçı 23. Can Ön Duygu yayındaymışsın. Orkun'la değil. Orkun'la yayındayım. Karar verin kardeşim. Kim diyor bunu? Kulağımdaki adam Can'la yayında diyor. Yanlış i̇şte diyor. Bu adam... Nereden biliyor abi? Orkun mu yapıyor bundan sonra 105 çarpı 68 üzeri? Oğlum o değil. Cumartesi günü diyorum maçta e sporta yayındayız. e adam tabii ki 105-68'i söylüyor. La Liga anlatıyoruz beraber. Vay. Galiba ne, 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 ne. 16 yayını pardon 16 yayını. Real Madrid büyük takım maçı anlatıyoruz diye hatırlıyorum. 18'e çıkıyoruz. Hop bir yemek. Ha, hop ha, bir ha. yemek. Orgun şöyle buralarda güzel bir yemek. Maç üstü. Sonra hop maç izleme. Maç izlemeye de mekanımıza gidiyoruz. Liverpool Aston Villa gece 23. 23 Mekanı da aşağı yukarı tahmin ediyorum. edersin sen. Her zaman maç izlediğimiz yer işte. Gece 23 doğru diyor. Acayip bir plan. Yani o gün yaklaşık 7-9 saat. 20-30'da da Brighton City var. Önden de onu izlesinler diyor. Ciddi misin? Tabii ciddiyim. Yemeğinizi yiyin. Bugün mü ye? Bright... Tabii tabii. 20-30'da oturun mekana. İki saatte yeriz yemeği. tamam Ama canım. iki saatte yiyip gidebilir miyiz? Gideriz gidersin ya. gidersin. Gidersin ya. Düşünüyor şu, an. Şu an. düşünüyorum. İzleyiciler de bizimle beraber düşünüyor. Hadi. Peki. City'de kriz büyüyor. Manchester City'nin salı gecesi Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lisbon'a 4-1 yenilmesinin ardından Bernardo Silva takımın karanlık bir yönde ilerlediğini söyledi. Pep Guardiola da dedi ki yo katılmıyorum Bernardo'ya dedi. Bir çaresi bulunur dedi. Biz nerelerden döndük dedi. Ama Rodri'nin sezonu kapaması, De Bruyne'nin uzun süredir olmaması, üstüne Ruben, Ruben Diaz, Jack Grealish, Johnston, Jeremy Doku gibi isimlerin sakatlıklarıyla beraber Brighton deplasmanı geldi çattı. Bir yenilgi daha. Yani ne olur yani Pep'in ya da birbirinin bir şeyini sallamaz ama City'nin Liverpool'un alacağı skora göre de yıllar sonra sezonun bu bölümünde kovalayan pozisyonuna geçmesini gerektirebilir. Bir de Ağland'ın patır patır bırakması var. Çok ağ aldı. Tak diye ver. tak diye ver. Bak televizyonculuk yapıyorum. Ne veriyor? Ha. Oo çok iyi şey. Aynen. Çok ah aldı derken neyi kastetti Emre Özcan? Ah aldı derken Fantasy Premier League'den bahsettim. <laughs> yani. Vallahi. Adam 3 maçta 10 tane gol attı tamam mı? Perişan olduk. Orada çok ağladık, zırladık. Ben yayınlarda falan ağladım burada. Ee, gönderdiğimiz enerji Haaland'ın bir trend, çöküş trendi içine girmesine neden olduğu gibi gözüküyor. Yani 4 gol var şu anda burada. E, o gollerden zaten 3'ü Şampiyonlar Ligi'nde, ligde sadece bir tane var. İngiltere'de sosyal medyadaki trollüm trak ya da işte eğlenceli hesaplar ifsicitan yoksa bana müsaade hoca falan gibi paylaşımlar yapıyor. Yani ya, büyük bu, maçlarda kaybolması özelliğine isinaden evet. ki geçen sene de öyleydi hatırlarsın. E, Southampton'da ligin sonuncusuydu biliyorsun hala öyle büyük ihtimalle e, galibiyet almalarına karşın. E, i̇ki takımda diğer takımlarda Şampiyonlar Ligi takımları zaten. Bu arada yani kötü performans dediğimizde 8 maç 4 gol. Yani işte çöküş iş treni içinde dediğiniz <laughs> ağlant e, öyle bir ağlant ama yani burada evet özellikle ya yani Bournemouth, Wolverhampton deplasmanı, Fulham maçı ki Fulham maçı bence e, kazanmalarına karşın oyun olarak yine en kötü oldukları maçlardan biriydi. Yani mesela Bournemouth maçından e, çok daha iyi değillerdi. Bournemouth maçı kadar neredeyse istini kötü oynadı hatta ya da Bournemouth kadar Fulham'ın zaman zaman örselediği e, bir mücadeleydi istiyor. O maçı kazanmaları da bence bu sezon bir şans. E, ee, orada da hemen hemen hiç yani gol beklense en düşük maçında zaten o olduğunu görebiliyoruz burada. Ee, Wolverhampton dışında Wolverhampton maçı şut atmamış galiba kaleye. Öyle gözüküyor. 90 dakika oynayıp evet, e, yok. şut atmaması da... E, şu anda konfirme enteresan. etti şut atmamış. Haaland'ın şut atmadığı bir maç zaten Haaland'ın elisi yazmama ihtimali yok. Çünkü yani oyunun... Diğer, işleri, ha, zaten diğer, diğer işler zaten çok parlak değil. Çok vasat altı hala diğer işler. Ee, arkaya koşular vesaire tamam da i̇şte, bağlantı yapmadığı ortamda e, şut atmaması Haaland'ın eksi yazıyor. E, bu da hakikaten City'de üzerine konuşması gereken şeylerden biri ama sadece işte bunlar değil e, genel e, oyun olarak birçok çöküş var gerçekten. E, daha farklı şeyler deniyor bu sezon itibariyle. Rodri'nin yokluğunda savunma e, yani oyun kurma da çok yere gitti. Savunma anlamında da ciddi sıkıntıları var. Hatta şöyle bir istatistik gördüm ben de e, bu sezon maç başına ee, 2.9 direkt hücum yiyormuş e, City. Bu rakam, yani bu ortalama geçtiğimiz sezon maç başına 1.2'ymiş Premier League'de. Hmm. İki katından daha fazla. Neredeyse 2.5. Buçuk. ya Yani 1.3'e yakındı. 1.28 civarı bir şeydi. 1.3 diyelim. Yani iki katından daha fazla e, direkt hücum yiyorlar bu Sporting sezon. Sporting maçından hemen sonra zaten buna biraz sistem etti. Evet. Ya bu kadar geçiş veremeyiz biz rakibimize berbat savunduk geçişleri. Aynen. Savunamadık dedi. ya yani kaybettikleri anlarda da problem ama işte mesela Bournemouth maçından sonra dikkat çektiği gibi o maçı detaylı konuşmuştuk Dardin Büfe'de. E, yaklaş yani o maçta kaybettiğimiz toplardan ziyade geçişleri şöyle yediğini söylüyordu. Rakip aldı bir şekilde yani topu oyun kuruyor. Uzun vurdular. Uzun vurduktan sonra reboundları alamıyoruz ve reboundları alamadığımız her an yine kayanlı kalemizde işte ya 4'e 4, 5'e beş e, neredeyse birebir e, hücum etme şansını veriyoruz rakibe. Ve Bournemouth'ta da işte Semenyo başlamak üzere birkaç oyuncu ile beraber bunu çok iyi değerlendirdiler. Hem ikili mücadeleleri kaybettik, hem ribantları alamadık. Dolayısıyla ribantları verdiğimiz için topu rakibe bırakmak durumunda kaldık. Bu da bizim e, hem derinleşmemize hem de e, bu e, durumları savunamamıza sebep oldu gibi e, detaylı bir açıklaması vardı. Yani oyunun sadece kaybettiği toplarda geçlerde değil, rakibin uzun vurduğu toplarda ribantları alamaması üzerinden yediği de şu anda City'de biraz problemmiş gibi gözüküyor. Yani savunmada çok fazla sorunları var. Çok eksik var bir de. Yani Pep Guardiola yine onu söyledi gelen bir soru üzerine. Ya bu sürdürülebilir bir şey değil. Çok fazla sakatlık yaşıyoruz. Hmm. Kulüpler Dünya Kupası ile birlikte bu sezon neredeyse 70 maça çıkmak zorunda kalacağız. 70 maç oynamak NBA gibi ama NBA'de oyuncuların 4 aylık tatilleri var. Bizim tatillerimiz 3 haftayı geçmiyor. Sakatlarımızın sebebi sadece bu sezon değil, birkaç sezondur arka arkaya gelen yoğun fiksör diyor ki bunu sadece Pep Guardiola demiyor. Bu... Hem futbolcular hem aşağı yukarı. de geçen hafta çok sakatlık var Real Madrid'de. Abi aynı bak, şeyi söyledi. Bu açıklama kırpılmış. Hatta şöyle kırpılmış. Kazım sana bu laflar. Hayır hayır. Kazım iyi vermiş. Hülki Kazım acayip iş çıkartıyor. Kim kim kırptı ki? Ardi Mifede'ye de çok büyük övgü aldı. Acayip. Hür Kazım. Ben de aldım. Sen izledin i̇zledin yorum. Hem, Sen... hem izledim Bambaşka hem izledim. yorumları da okudum. Şöyle başı böyle. Yani. Hmm. Sakatlarımızın cümlesi yok. Tamam mı? Sanki yani böyle bir cümle. O, onu kez Kulüpler Dünya Kupası ile birlikte bu sene atı 70 maçı e çıkmaz zorunda kalacağız. NBA gibi ama NBA'de 4 ay tatilleri var. Bizim tatillerimiz 3 haftayı geçmiyor. O da doğru zaten tamam. abi. Bu da doğru. Tamam mı? Ama o bunu da nasıl doğru. Almışlar. Bence Bilmiyorum. öyle doğru. He? Bunu nasıl almışlar biliyor musun? Yani işte yani sızlanıyor sen sızlanıyor mu? He? Sızlanıyor gibi. mi? Sızlanıyor. E artık yani deli gibi para kazanıyorsunuz. Sızlanabilirdi abi. Bak, Bence sızlanılabilirdi yani. Adamın burada kendi tatili değillerdi. Burada Aynen. oyuncularıyla alakalı Aynen. bir şey bu. Kendisiyle zerre alakası olmayan bir şey bu. Ya yani Guardiola'yı ben artık ezberledim yani her şeyi ezberledim. Bu adam eve gitmiyor maçtan sonra. Eve git şey yerde iniyor analiz odasında 5 saat analiz yapıyordu. Rakibi izliyor karanlık bir odada böyle video kasetle takılıyor kendi başına 4-5 saat. Yani bu adam zaten futbolun içinde abi. Bu adam sen bu adamı 4 ay tatil versen o adam 4 ayın 3 ayında 3,5 ayında İnanın yine, anı. günde 5 saat futbol izleyecek yani minimum. daha fazla izler büyük ihtimalle. Ee, ya da işte bunun üzerine çalışacak. Takımı nasıl daha iyi yaparım mı? Ya çalışacak. da gidiyor NBA finaline koça taktik veriyor. Evet abi o <laughs> adam kendi tatilliğinin peşinde değil ki. Burada tamamen oyuncuların korumak için yaptığı bir açıklama bu. Ya bunu da artık burada da sallamayın abi bu adamlara. Yani, sağlıksız bir durum var ortada. Net bir şekilde sağlıksız bir durum var. Yani NBA'de çok sert bir sezon. Bazen üst üste 4 günde üç tane maça çıkıyorlar bak. O da çok sağlıksız. Ama orada da artık biraz koçlar da, mesela yıldız oyuncular zaten mesela NBA bu sene şey diyor. Abi beni back to back'lerin ikinci maçında oynatmayın. Kawaii bunu beş sene önce başlattı. Abi antrenman yapıyorlar abi onları. Back to back'lerde antrenman yapıyorlar mesela. Antrenman yerine maç yapıyorlar aslında. Yani tabii çok yoğun bir fikstür. Onu, onu demek istemiyorum ama bir de ya, ne öyle olsun şu da var. Abi 3 dakika 5 dakika kenara geliyorsun ediyorsun. Çıkıp dinlendin tekrar girdin. Yani yine çok yoruluyorsun maçta da ayrı konu ama bu adamlarda futbolda öyle bir şey de yok yani. 10 dakika kenara geleyim tekrar şey yapayım. Öyle, 90 dakika oynuyor adam yani çıkmazsa maçtan. Hayır maça, maç olmasa haftada bir maç oynuyorlar ya da haftada iki maç oynuyorlar. Haftanın diğer geri kalan günlerinde çift idman bazen tek idman işte bazen tabii ki tatil maç sonlarında birer gün falan dinlenme veriyorlar da işte en fazla dinlendikleri. yani futbol topunu ayağını değmeden geçirdiği zaman 24 saati geçmiyor bu adamların. NBA'de şeyi biliyoruz yani orada da hafif antrenmanlar var ama maçların çok yoğunlaşıcı anlarda antrenman yapmadan resmen maçtan maça, maçtan maça maçla ritimlerini, antrenmanlarını, kondisyonlarını sağlamaya çalışan bir yapı var. Tabi orada da yani 80 hemen çok uzun. O da konuşuluyor. Hatta işte playoff oynayanlar, finale kadar gelenler 100 maçı, 110 maçı buluyorlar bazen. Ya bu da elbette zor ama futbolun çok daha zorlayıcı olduğu düşüncesindeyim ben. Yani biraz sağlık sorunları yaşayan insanların sağlık sorunlarını yaşayış şekilleri de bence e, bize bunu gösteriyor gibi. Yani bu adamın kendisiyle alakalı en ufak bir talebi yok burada. Tamamen oyuncularının sağlığını düşünüyor. Oyuncuların ruhsal durumunu, fiziksel durumunu düşünüyor. Hayır. Başka yani, bir nedeni yok yani bu açıklamanın. Bunu, bunu söyleyen oyuncular da şöyle, demin senin söylediğin şey söyleniyor. Dünya kadar para kazanıyorsunuz. Abi dünya kadar para kazanıyorlar diye ölsün mü adamlar? Ya ölsünler mi abi? Aynen. Patır patır çapraz bağları mı kopsun yani? Kim yapmıştı işte sezon? Rodri ya Rodri. Kop, kopmadan bir hafta önce yaptı. Yani e, öldük Bak, bittik şey yapamıyoruz falan diye. E, Rodri dünyanın parasını kazanıyor. E ne oldu bir sene yok şimdi. Çapraz bağ sakatlıkları inanılmaz maksimize oldu yine. Yani bu sezon yani patır kütür patır kütür çapraz bağ. Duyuyorum yine. Seninle en son konuştuğumuzdan sonra konuştuğumuzdan beri 4-5 tane daha ucunun başına geldi. Karval gitti işte. Ee, hani sürekli... Aynen. Sürekli kopartıyorlar abi. Ya yani anormal bir artık. Hala da konuşamıyoruz. Yani bunu da konuşmuyoruz hala. Konuşmamız da lazım bunu. Eee yani sakatlıkların şeyleri de çok daha şiddetli. Ee, sağlık problemleri çok daha... Tabii Biz tabii. en son konuştuğumuzdan beri Carvalho Osterwolde en yakından. Aynen, aynen. Takip ettiniz ki aynen. daha var yani. Aynen, aynen, aynen. Almanya'da aynen. bir oyuncu yine şey oldu. Var çok var. Neyse bu sakatlık kısmını şey yaparak sen peki eee City'nin kovalayan rolüne ...düşebileceğini düşünüyor musun? Yoksa bir yerde yine biz bu ligin... ...patronuyuz noktasına ben gelelim. Ben olmayacaklarını düşünüyorum. Onu bir süredir söylüyorum zaten. Bence şansları şu... ...bu kadar sakatlık ve... ...kötü gittikleri sezonda... ...Arsenal'da dün de şampiyonlar ligini... Evet. ...kaybetmesiyle. O, o bir şans. Çünkü Liverpool her Doğru. ne kadar iyi gidiyorsa da... ...bence Pep Guardiola... ...hangisi iyi başlasına... ...Liverpool'u seçerdi. Hem daha dar bir kadro... ...hem yeni bir teknik direktör... İlerleyen aşamalarda Liverpool bir çalkalanabilir. Arsenal iyi başlasa çalkalanma ihtimali daha azdı bence. Eee Arsenal'ın kötü gitmesi neyi tercih eder Pep Guardiola? Liverpool'un iyi gitmesini. Ee, yani tabii şu anda çok daha bir yani en azından son 1 bir buçuk senede ya da son 2 senede itibarıyla daha büyük rakipleri konumuna onlar geçtiği için ben de katılıyorum buna. Bu Arsenal için de bir şanssızlık yani City'nin böyle bir sendeleme yaşadığı ortamda onların da sendelemesi hatta daha büyük sıkıntılar yaşamakta. Onlar da Ödegard'ı kaybetti. Evet %100 ama işte ben hep söylüyorum abi Ödegard gibi oyuncuları ikame etmek daha kolay bana kalırsa. Yani işte Rodri, De Bruyne farkını bunu görebiliyoruz zaten City'de. Bence onu ikame etmeleri lazımdı. <laughs> şu anda dememiş gibi gözüküyorlar ama ben problemi ödegarda olmadığını düşünüyorum şu anda. 9 numaralı. Çok daha büyük yani toptan e, büyük problemler var. Yani, evet skoru yapamıyorlar. E, skoru yapamıyorlar ve korumaya çalıştıkları maçlarda da yani savunma olarak çok iyi başladılar. Hı -hı. Savunma da e, bence biraz çöktü e, son dönemde. Daha kolay gol yiyorlar. Öne geçtiklerinde derin savunmaya, derin blok savunmasına geçtikleri zaman savunuyorlar bir yere kadar savunuyorlar ama ondan sonra işte dayanamıyorlar ve o maçta e, rakibe bir şekilde gol atma imkanını veriyorlar. E, tabii yani 9 numara pro problemi var. E, bence bir sol kenar problemi var. Yani Martinelli'yi ben geçtiğimiz sezonun başından itibaren düşüşte görüyorum ve onun mesela ikamesini tam olarak bulamadılar bana kalırsa. E, deniyorlar Rahim Sterling geldi işte o yüzden mesela dün Inter maçından sonra konuşurken yani Rahim Sterling'in o maçta düşünülmemesi o kadar sıkıntı yaşarken sol kenarda çok anlayamadığım bir şeydi. E, merkezde bir türlü şey yapamadılar. Yani merkez ortası Ödegar dışında da tam olarak oturmuş değil. E, arka tarafta sıkıntılar yaşıyorlar, sorunlar yaşıyorlar. Sakatlık problemleri falan. Bu takımın genel durumunu etkiledi. Yani Ödegar'da olsaydı da şu anda tabii ki yani muhtemelen iki ki maçı çözerdi, çözerdi ama Sorunlu ama, bir takım olurdu bence yani, Arsenal. Paul Merson şey demiş, ben katılmıyorum ama senin de görüşünü sorayım. Arteta, ha. sen zaten sevmiyorsun. Mutlaya katılmayacağım yani. <laughs> Arteta ne olursa olsun artık Chelsea maçında Ödegaard'ı riske etmeli yoksa iş işten geçecek demiş ama ben yani bir maçı... Evet. Abi hazır değilse edemezsin riske yani. 3 ay oynamamış adam bir maç daha oynamasın. Yani 10 puan kaybetmişsin gerekiyorsa 13 puan kaybet. Yani evet zor. Yani riske etmekten anladığımız şey ne? Yani kulübede oturabilecek ve maçta 30-40 dakika alabilecek durumdaysa... Tabii ki. 60-70 oynat. Mesela hayır yani ilk yarı 0-0 bitti ve sen oyundan memnun değilsin. Sahaya at. Yani doktor zaten demiş. Bu adam 35-40 dakika oynayabilir yedekte dursun diye. Ama hazır değil. Doktor dedi ki ben tavsiye etmem. Riske etmekten anladığı buysa yok abi biz bu maçı kazanamazsak zaten bu saatten sonra treni kaçırırız. Ödegard sahada dursun bir şekilde. Ona katılmam. Mantıklı bir şey değil yani. Ya, ben ben de yani ortada kaldım biraz. Yani bir mantık var bu kez söylediği şeyin içerisinde. Var. Bir ama var ama. Puan farkı 7 bu arada Liverpool'la Arsenal arasında. Ve Liverpool Aston Villa'yı yener veya Chelsea'de Arsenal'ı yenerse ona çıkıyor. Onda az değil. Dönemezler abi ondan. Dönemeyebilirler. Dönemezse ondan yani. O yüzden dediğin hiç... gibi. Liverpool'un dibe çıkın yani dibe vurması lazım bir yerde bir noktada. Hı hı. Çok dibe vuracak gibi de gözükmüyorlar. Kesin böyle gitmeyecekler. Ama çok dibe vuracak gibi bir görüntüleri de yok. Tabii onlara da direkt 3 puan yazabileceğimiz bir maç oynamayacaklar. Emery karşısında olacaklar ama. Tabii doğru. Ee... Zaten bence Liverpool için test maçı. Çok net bir test maçı. Yani şu anki seviyelerini net bir şekilde görmek için çok ideal bir maç. Ama Enfield'da mı? Enfield'da. Enfield'da. Bir de Tabii. Aston Villa'nın son bir hafta 10 günü çok da iyi geçmedi. E, dün de tuhaf bir maç kaybettiler Buruj'a. Aynen. Elle. Oynama. <laughs> Tyrone Bu sene 3-4 kere oldu bu. Bir Almanya'lı ikinci ligi maçında oldu karşılıklı. E, aynı maçta önce A takımı sonra B takımı. Aynı penaltıyı yaptı. Kaleciden topu alıp başlatmak için stoper elle oynadı. Türkiye Ligi'nde de oldu ama hakem vermedi. Beşiktaş-Kayseri maçında. Kayseri. 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 Beşiktaş'ın Kayseri'yi yendiği maç. Bu sezon mu? Bu sezon. O... Kayseri kalecisi oyuncu aldı koydu. Kartal. Kartal ha, evet ka... evet doğru doğru şimdi hatırladım pozisyon tamam. Ee, neyse. Bir çekim vardı hatta. Nuno Espirito Santo'ya geçtim. Hazır mısın bu geçişe? Hazırız. Şimdi Nuno Espirito Santo. Nottingham Forest'la Premier Lig'in üçüncüsü. 10 maç. Sadece bir mağlubiyet. 19 puan. Birkaç tane done vereceğim. Sözü sana bırakacağım. Aralık ayında Nuno Espirito Santo göreve gelmesinin ardından Hudson Odoi, Anthony Elenga, Chris Wood, Morgan Gibbs White gibi Portekizli çalıştırıcının kurmak istediği yapının merkezindeki oyuncular çıkışa geçti. Yazın Nikola Milenkovic, Alex Merino, Elite Anderson transferleri yapıyı daha da sağlamlaştırdı. Forrest 7-7 golle Liverpool'un altından ligin en az gol yiyen yani. ikinci takımı. Chris Wood 8 golle Haaland sonrası gol krallığında ikinci sırada. Matt Sells de 4 maçta kalesini gole kapatarak Andre Onana ile beraber ligin en fazla clean sheet sahibi kalecisi. Edun'un da birkaç gün önce Arsenal'dan ayrılan Edun'un da Nottingham Forest'ın yönetim yapısına katılacağı söyleniyor. Marinakis ise Espirito Santo daha önce Wolves'la Avrupa Kupaları gördü. Bu seferki hedefimiz de, Biz de görmesi. burada görmesi dedi. Evet. Çok kolay değil tabii bu kadar iyi başlangıcı rağmen. İngiltere'de 7-8 sıra çok değerli. Tabii yani nasıl böyle giderler bilmiyorum ama çok da etkilenecek gibi gözükmüyorlar. Onların aldıkları mağlubiyet kime karşıydı? Hemen baktım. Fulham. Um. Um, kendi de, evinde bir Kendi sıfır. evinde Fulham um işte yani. İlginç yani. E, böyle oluyor. Hep zaten böyle oluyor. Ama aslında Fulham da hakikaten böyle yani böyle bir takımı e, kolaylıkla yenebilecek bir takım. Çünkü benzer oyun oynamaya çalışıyorlar. Yani benzer mantaliteye sahipler. Nottingham Forest'a karşı ee, sağlam bir reaktif plan yaptıkları zaman e, Kazanmak isteyen Tarafa daha zarar verebiliyor. Yani benzer iki takım, benzer iki reaktif plan karşı karşıya geldiği zaman Topunda Fulun da patladı bir maç. %60 Öyle mi? Oynayarak kazandı maçı. O zaman plan biraz dışarıda şey şeydi. Marco Silva'dan evet, daha... Aslında istediğini yapmış yine El Santo. Evet. İstediğini yapmış ama Şöyle Hoca birkaç not vereyim. Yani. Ya, rakip cezası aslında topla çok fazla buluşmuş Nottingham Forest. 33'e 24. Ama mesela nitelikli pozisyon çıkarabilmiş mi? Bir tane isabetli şut. Bir bile XG üretememiş. 0.8'de kalmış. Raul Jimenez'in penaltısı da e, skoru belirlemiş. Eski oyuncusu, eski oyuncusu yakmış. Ve Nottingham Forest Liverpool'u bu sezon yenen de tek takım. Evet. Şu da beklemek. En yani bir de. Anfield'da. Ama işte geçen yeni programda konuşuyoruz. Onu şu, o zaman çok beklemedik muhalifiyetken. Şimdi mesela şimdi, yani çok normal sonuçmuş ya aynen. falan. ...noktasına geldik gösterdikleri performansla. Bu bile zaten Nottingham Forest'ın nereden nereye geldiğini... ...algı olarak bize gösteriyor. Prime Wolves'u acayip bir takımdı... Evet. E, ...Nuno Espirito Santo'nun... ...ve zaten o Prime Wolves'a gösterdiği şey... ...onu Tottenham Teknik Direktörü yaptı. Bence şu anda o kadar sağlam değil bunun. Nottingham. Ha, onu soracağım yani ben mesela ne yalan söyleyeyim... ...büyüklerle oynadıkları maçlar hariç... ...özel olarak bir Nottingham Forest maçı açıp izlemişliğim yok. E, o yüzden... ...sen daha yakından takip ettiğin için... Ya bu takımda o Wolves'a benzerlikler neler? Farklılıklar neler? Sen Wolves daha güçlüdür diyorsun. Bir kere Wolves'un tabii acayip kadrosu vardı. Prime döneminde. Ruben Neves'ler muhteşemdi Önder oğluy arkada stoperlerin adı neydi? Siti çıkışlı olan. Kaptan e, e, Kanan Kodi vardı. vardı. Kanan Kodi, Bolye oynuyordu ilk dönemde. Sol stoperi sol stoperi hatırlayamadım. Sol stoper değişiyordu biraz. E, yine orada da ayak kalitesi iyi olan bir oyuncu vardı. Yo, Boli'yi bazen sol stoper'de kullanıyordu. Bully, ilk, ilk zamanlarında Boli'yi sol stoper Bully, kullanıyordu. Bully, sol stoper Sonra kullanıyordu. şeyi aldılar. Barcelon. İşte şey geldi. Roman Sais oynuyordu ha, zaman Hays Hays zaman. Sais oynuyordu bir ara. E, ama hani ilk 11 oynamadı Sais. Sais daha çok ilk 11'i şeyde... Firpo Leeds'e gitti pardon. Championship'teyken daha fazla ilk 11 oynayan e, bir oyuncuydu. Kalede e, o... Rui Patricio üstüne Jose Sala falan. Bayağı iyi kaldı. Çok iyi takım. Jota. <laughs> Jota'sı, şusu, busu... Acayipti. Ön tarafta çok acayip oyuncular vardı. Tabii tabii. Podence yani bu takım da aslında hiç fena değil. Yani Center for Chris Wood benim çok sevdiğim bir oyuncudur. Yani Burnley'de zamandan beri severim. Hı hı. Hatta Chris Wood'un şeyini bile hatırlıyorum abi. 2010 Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda'yla e, oydu değil mi Chris Wood? Evet. Yeni Zelanda'da değil mi? Yeni Zelanda zaten ya. Karıştırıyorum karıştırıyor muyum dedim. Yok yok. O enteresan bir 4-3-3'leri vardı. Ve üç tane sandır. Üç tane Chris Wood vardı yani, yana oynuyorlardı. Böyle sürekli uzun vuruyorlardı. O üç tane oyuncu indiriyordu falan. Bir şekilde ikinci topları alıyorlardı. Ve bayağı saygı değer performanslar çıkarmışlardı. O takımın da böyle genç oyuncusuydu o dönemde. sonra oyuncu büyüdü serpildi. O oyunu benzer uzun top ve ribant oyununu Burnley'de şondajla keskinleştirdi. Oradayken de çok severdim. Bir kere hava toplarında inanılmaz bir oyuncu gerçekten. Yani Allah kolaylık versin stopere. Çünkü stoperler her zaman avantajlıdır abi şeylere göre. Santrforlara göre hava toplarında. Yani iyi elit stoperler e, yani hava toplarındaki elit stoperler %70'in üzerinde bir e, başarı oranını sağlarlar. Hı hı. Ama en iyi uzun top santrforları 55 60lardadır genellikle. Onu geçemezler çünkü ee, savunmacı yerleşiktir stoper ve stopere karşı yani yerleşik olanında karşı vurulur. Santrafor hareketleri sürekli yer değiştirmek durumunda kalır. O da yerleşik olanına karşı pozisyonu daha iyi, daha sağlam ee, yüzünü uzun topa karşı sürekli dönük olan oyuncu için çok daha net bir avantaj. Yani %10'luk %15'lik e, oran olarak bir avantaj getiriyor bu e, stoperlere. Chris da bak bilmiyorum gerçekten e, uzun top hava e, kazanma oranlarını. Ama gerçekten benim gördüğüm bu konuda en iyilerden biri. Yani mesela Christian Benteke çok e, zor uzun top veren ya da hava topu veren bir center Benteke'yi çok beğenirdim o yönden. Chris Wood da Premier Lig'de son 5-6 yılda ya da işte bizim anlatmaya başladığımız dönemden beri e, 7-8 yılda buluyor neredeyse. En beğendiğim oyunculardan biri o konuda ve temiz bir ayağı var. Yani mükemmel bir bitirici olmasa da girdiği pozisyonlarda e, ateş gücü olan e, boşta kalan toplara tekte iyi vuran teknik kalitesi de bence bu tarz bir e, fizik kalite için standardın üzerinde ya da standart olan bir oyuncu diyebilirim. O yüzden çok saygı duyduğum bir oyuncu ama sevdiğim de bir oyuncu aynı zamanda. E, onun e, bir başka spesifik e, hoca Takımın. altında e, ya, hoca, ya da hoca takımı altında be, benzer performanslar göstermesi benim hoşuma gidiyor. Muhtemelen bu kadar golcü olduğu bir böyle sezonu yoktu. Yok. Newcastle onu tabii ilk Suudi Arabistan fonu onları aldığında transfer etti ve büyük beklentisi vardı. Orada olmadı. E, takımın yapısı böyle zaten. Takım, böyle takım lazım. Aynen. Burada yani. benim sevdiğim bir oyuncu var. Bir de e, toparlandığında sevindiğim bir oyuncu var. Sevdiğim oyuncu zaten Hasnodoy toparlamasına sebep oldu. Evet oyuncu. toparlamasına sevindiğim oyuncu Kalamat son Odoi. Çünkü Chelsea'de ilk parladığı dönemlerde gerçekten bir şeyler hayal ettiren bir oyuncu. O Loftus Cheek'le falan aynı dönem çıkmışlardı. Sonra olmadı bir türlü. Ee, ama şu an gerçekten saygıdeğer bir performans sergiliyor. Wolves'dan hocanın eski öğrencisi olan ve Wolves'u anlatırken bu çocuk olacak dediğimiz bir oyuncu da Morgan Gibbs-White'tı. Ee, Morgan Gibbs-White'ı buraya e, burada tekrar yani Wolves'da da oynatıyordu ara sıra. Daha o takıma yeni yeni kafasını sokuyordu Gibbs White. Burada ise çok faktör oyunculardan biri haline geldi. Ola Aina savunmanın sağında. Murillo benim sevdiğim bir stoper mesela. Kim? Murillo. Murillo. Brezilya stoperleri. Hem FM'de de kullanıyorum. Hem gerçekte de fena bir oyuncu değil mi? de yani. bence yani iyi stoper. Kesinlikle yani çok yüksek değil e, seviyesi. Yani çok büyük paralar edecek bir oyuncu e, olmayacak bundan sonra zaten onu ne kadar aldılar galiba 17 buçuk milyon aldılar 17 buçuk 18 20 yani maksimumcu var aldılar. E, tabii yani bu çıkışı devam ederse takımın ondan da kar etme ihtimalleri var. E, ama o da mesela gayet iyi çıkartıyor. Genel itibarıyla yani e, o iyi bekle derin blok orta blok orta blok zaten mesela orta blok presini Premier League ya Getiren hocalardan biri demeyeyim ama yaygınlaşmasını sağlayan hocalardan biridir Wolverhampton'da. Nottingham Forest'da da bunu çok fazla kullandığını görüyoruz. Kutu gibi böyle sahanın ortasında işgal ediyorlar. Önde ve arkada adam bırakıyorlar. Bazen oyun kurmaya izin veriyorlar. Genellikle oyun kurmaya izin veriyorlar ve yani o bloğu e, sahanın merkezini takımca kapatıp e, oradan geçiş imkanı vermeden orada kazandıkları toplarla çok hızlı hücum eden bir takım. İşte Elanga, Hudson Odoi. Ee, kenarlarda o yönden de çok iyi çıkartıyor. Morgan gibi sayıda zaten hem teknik kalitesi yüksek hem de çok atlet bir oyuncu. Ben de çok beğenirim. Yani daha daha da iyi olması lazım bence. İnşallah olur. Biraz o... zaman da kaybetti yani. Daha kişi daha önce bekliyorduk. Kaybetti. Doğru. Genel olarak gerçekten çok dengeli ve iyi bir takım. Ee, şunu da söyleyerek bu konuyu kapatalım. Sevgili Kazım hatırlattı. 2010 Dünya Kupası ve Yeni Zelanda'dan bahsettin. O takım hiç kaybetmemiş grupta. 3 beraberlik. Hiç beraberlikle gruptan çıkamamış. Doğru 3. oldular. Ee, ve İtalya altını aldılar galiba. Doğru mu? Bir büyük takım sonuncu oldu galiba. İtalya'yı bence altın aldılar. İtalya evet. Bir büyük takım Aynen. olduğunu ben de hatırlıyorum ama doğru İtalya. Ee, ve böylelikle önce Manchester City, sonra Nottingham Forest'ı konuştuk. Efsaneyi çağıracağız. Bir stüdyoda iki efsane olacak. Hül geliyor. Merçan Tubay'ın yanına. Artık, artık. bir de Hül geliyor. Hül yeterli değil. Hül GPT. Hül GPT. Gel bakalım Hül GPT. Arkomen'le taptene geçelim. Kazımcığım hoş geldin. Yaptığın yeni formatlar, yarışmalar. Yani gerçekten Acun Ulucalı gibi bir format ustasısın. Zaten eski de patron olur kendisi. Hül'den dolayı. Bunu herkes biliyor. Saklayacak bir şey yok. Şu anda bize nelerle geldin? İlk olarak ikinize de teşekkür ediyorum. program Aa, güzel, güzel sözlerinden dolayı, sözlerinizden Hayır, dolayı. E, bu hafta Victor Gökeres çok konuşuldu. Allah kahretsin. Sporting tarihinin en gol şu atan futbolcuları. Yok o kadar değil. Mario Jardin. Nereye transfer olacak? Nereye gidecek diye. Peki. Beş büyüklük dışından transfer olmuş en yüksek bonservisi onun ismi soracağım Hı. size. Yani çok bariz bir isim var. Çok da yakın zamanda. Ama yani bunu bilmek hiçbir şey getirmeyecek bana. Çünkü başka bir şey hatırlamıyorum. Darwin Nunez. Darwin Nunez 6. 85 milyon euro ile bütün rakamlar transfer market verisi. Hemen söylüyorum. Joao Felix. 127 milyon euro 1. Ruben Diaz. Ruben Diaz 7. 71.6 milyon euro. Bernardo Silva. Bernardo Silva ilk 10'da yok. Monaco'dan geldi abi Bernardo Silva. O da doğru yani. Ha ne zor? Yani? oradan olan. <laughs> <laughs> full forward'a gitti bir anda. <laughs> bir an Benfica'dan geldi gibi geldi abi inanılmaz. Danilo ile olan CVP para olarak sayılıyor mu? Ben gireceğim o riske. Joao Cancelo. Kansel yok. James Rodriguez. O da yok. Luis Suarez. O da yok. Ne? Daha çok son senelerdeki enflasyona Şşş. gitmemiz lazım. Van de Beek. Van de Beek ilk onda ya. yok. Ne Van de Beek oğlum? Anthony varken ne Van de Beek? Doğru gibi. Anthony var abi. Doğru <gülüyor> ya. <gülüyor> Anthony. Anthony üçüncü 95 milyon euro ile. İki ayaksı daha, daha var. İki var, bile... daha var listede. Matthijs De Ligt. Matthijs De Ligt 85. <laughs> 85 milyon euro ile listede beşinci. Lisandro Martinez. O yok ilk onda. Allah belasını versin bu ayaksı. David neresi mi? David Neres de yok. yok Frankie De Jong. Franky De Jong var. 86 milyon euro ile listede Oy, dördüncü. De Jong'u tamamen gitmiş De Jong. Yok mu o O zaman Strah Erman'a geç. Johan Neves. Johan Neves de yok. Neves <laughs> kaç? Ha, bu seni şey, tamamla oldu. Sen pardon Johan Neves diyor. O, zaman... o da ucundan yok. Alayım tamimi. Viteyha. Viteyha da yok. O da ucundan yok. Mecburum bu kozumu oynamak zorundayım. Endrik. O da yok. Nasıl yok? 60 milyon verdik lan Endrik. O da yok. 50 civarı. O da ucundan yok. O da ucundan yok. 60 yok. civarı ver. 10. 65. Vallahi ben Endrik ya da Joao Neves'ten biri kesin vardır diyordum. Rezillik oldu. <laughs> Kalan isimlerden biri için İngiltere'nin başkentinin iki takımı çok çekişti. Çok yanlış karar var. Hiç de tutmadı. Sus tamam yeter be. İki, i̇ki Sos tamam yeter. Daha bir tane daha artık şey. Ar Chelsea Arsenal. Enzo Fernandez. <laughs> Enzo Fernandez istedi ikinci. Aa adam Enzo'yu bildim. Mudrik <laughs> bana bıraktı. <gülüyor> <gülüyor> Mudrik kaldı. Mudrik de doğru. Listede Abi sekizinci. Abi ben Chelsea Arsenal'in kopuştuğu oyuncu full şey diye düşünüyorum. Orta, yani. saha düşün orta saha düşünüyorum. Orta saha düşünüyorum. Diyorum orta saha kim? Orta saha. 5-3. Emre saha iki tane atarsa bitiriyor. En şey. sonunda Enzo aklıma geldi. Kaça kaç şu an? 5-3. Emre'den bir tahmin almıyoruz ve Erman'ı 5-3 kazandırıyoruz galiba. Kazandı. Bende, bende de yok bu arada. Son iki isim 9. Gonçalo Ramos. Hayatta gelmezdi. 10. da Bruno Fernandes. O da 65 milyon euro. Bruno hatırlanmamız lazım. Ne gidişi? Gonçalo Bruno... mı da? Ama Bruno'nun transferi çok konuşulmamıştı. Abi Bruno 50 civarı falan kalmış benim aklımda. Abi 65 Bu... milyon euro. Bir şey söyleyeceğim. Biz geçtiğimiz program 3-0'dan 5-3'e dönen maç sormuştuk. Tottenham Arsenal maçı. 2000'lerin başındaki Tottenham Le Manchester United maçı. Lava gördük ya ekstra bilgiyle gelmiş. Tottenham e... Manchester United maçı. Martin Yol. Martin Yol, Yol, oh, Martin Yol. Martin değil mi? Şampiyonluk geliyor. Martin yol 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 şampiyonluk geliyor. 5-4 yapmıştı Emre. Ben 6-4 yaptım. Evet. Ee, bu böyledir ya. Bir Emre kazanır bir ben kazanırım. Bizim aramıza sayılar giremez. Emre'm benim ben Emre'm. Şu yarım bota bak. Yarım bilek yapmış. Acayip bir şey ya. Sen ne diyorsun? Hül seni uğurluyoruz. Hül. Hül bitti. Hü evet. Konularımız tüm hızıyla devam edecek ama öncelikle kısa bir hatırlatmam var. Rengarenk şahane Kasım başladı. Siz de Mediamarkt.com.tr'ye girin ve rengarenk şahane kasıma özel fiyatları kaçırmayın diyorum. İki tane çok kısa konumuz var. Sonda bir tane uzun konumuz var. <laughs> Küçük kısa konuları tık tık atıyorum. Sondaki büyük uzun konuya yer bırakıyorum. Şu anda bir moderasyon şov yapıyorum. Küçük kısa konu bir. Real Madrid'de Mbappe sorunsalı. Çok fazla Real Madrid konuşuldu. Çok fazla Mbappe konuşuldu. Evet abi, Ama iki tane Fransa futbolu... Yani ne konuşulacak ki daha Mbappe ile alakalı? İki tane Fransa futbol tarihinin ha. Mbappe'den önceki büyük santroforu açıklama yapmış. Thierry analizi oldu. Karim Benzema ve Thierry Henry. İkisinin sözlerini ekrana getirelim ve senin görüşlerini alalım. Şimdi Karim Benzema diyor ki benim için sorun Mbappé'nin bir 9 numara olmaması. Milli takımda ne zaman 9 numara oynasa sonuç iyi olmuyor. Çünkü onun doğal pozisyonu bu değil. Sorun şu ki sol kanatta da en az onun kadar iyi seviyede olan Vinicius var. Vini'ye başka bir yere koyamazsınız. Çünkü onun fark yarattığı yer sol kanat. Şimdi alın bu görüntüyü beni verin. tek kesmeni. Karim Benzema sen benim canımsın. Sen benim canımsın. Şampiyonlar ligleri aldık. Balon dolları aldık. Ben Karim Benzema'ya tüm dünya sallıyorken Karim Benzema'yı 2010'dan beri savunan, 2020'lerde başlamadık, 2010'larda başladık ama ben burada payı Karim Benzema'ya vermem. Bunu herkes görüyor zaten. Bir sene önce söyledi bu söz. Bak ver cümleyi, komple ver geri bana. Komple ver Karim Benzema'yı. Ver komple Karim Benzema'yı ver. Şimdi alttaki Karim Benzema'yı silip Emre Özcan yazın. 2024 Mayıs. Daha erken muhtemelen. Ya artık orada daha böyle şey olmuştu ya biz de seni övüyoruz şov yapma daha erken. Yani Bırak, övgüyü veriyoruz hemen şova kaçıyor ya daha erken muhtemelenmiş. Karim Benzema'yı sil. parmamik yap birebir söyledi bu adam bunları. Ya yani, galiba başından sonuna aynı şeyi söyledi. Hayır onu diyorum işte daha o yüzden. Var. Ve yani geçtiğimiz sezon sonlarıydı. Son. Evet. 7-8 haftası vardı. İşte 2024 Mayıs yani, Çok değil, konuşuluyordu mi? falan filan. Hı. Yani o, o, bak ilk defa ki ben iyi biliyorum. Benzema'nın bu açıklamasını görmemiştim. Teran'da biraz judbeling özelinde Evet evet o analitik beş akıllı bir analiz var. Bütünsü yani. Iyi. Ona geleceğiz Görüşmeler. ama bu gerçekten yani ben bunu okuduğum anda dedim ki ulan Emre bunu bana bir sene önce söyledi. Programda da söyledim. Şu Programda Kansiyonel da söyledim. Sonra programlarında var. Birkaç beraber var konuşurken sonra? de söyledi. Ama şunu var da söyleyeyim. En, çok zor bir şey değil yani. <gülüyor> <gülüyor> onu da söyleyeyim. çok zor bir şey bu değil. Bu zaten o dönemde yani, de tabii de şöyle bir dilemmaydı. Aynen. Dünyanın en iyi 4-5 oyuncusundan ikisine sahip olmayı, aynı pozisyonda olmalarına rağmen kabul etmeyi alacak mısın almayacak mısın? Çünkü Mbappe'yi alabiliyorsun. Adam sana gelmek istiyor ve bedava. Hı hı. Free transfer. Bu orada yapılacak bir seçim. Bu doğru bir seçim, yanlış bir seçim anlamında söylemiyorum. Ya yani bu orada masadaydı. Mbappe'yi alır mısın? Ben bir şekilde oynatırım hoca ya. Mbappe'yi alıyorum. Mbappe lan bu manyak mıyım? O seçimi yaptı Real Madrid ve şu an o seçim sonrası dönüşemediği için olmak istediği takıma bunun sancılarını da çekiyor. Asıl Tierani'nin açıklaması bence daha değerli. <laughs> Onun üzerine biraz konuşalım. Mbappe bir forvetin yapması gereken koşulları hiç yapmıyor. O koşulları yapan Bellingham. Hem forvet hem de oyun kurucu olarak oynamak zorunda kalıyor. Mbappe'nin koşmadığı yere koşuyor. Bellingham'ın oyundan çıktıktan sonra şişeye tekme attığını gördüm. Ben de oyundan erken çıkan isim olsam sinirlenirdim. Takım olarak iyi oynadıklarını düşünmüyorum. Burada şunları da söylüyor Thierry Henry. Bellingham çok mu keyif alıyor o koşuları atmaktan? Bellingham ölüyor mu o koşuları atayım diye? Tabii ki istemiyor aslında ama e, daha iyi bir oyuncu olması ve ceza sahasında bulunabilmesi için bunları yapması lazım ama yeni rolüyle beraber her şey Bellingham'ın üzerine kalıyor. ya yani Biraz Bellingham'daki düşüşün nedenlerini Kylian Mbappe'nin yapmadığı ya da yapamadıklarına da bağlayarak yaptığı bir açıklama var. E, vallahi yani o şey... Babanın söyledikleri de çok doğru. Zaten işte dediğim yani o 5 dakikalık analiz e, bayağı sosyal medyada Twitter'da falan yayıldı. Oradan da izleyebilirler. Çok güzel gösteriyor. Pozisyon pozisyon gösteriyor. Baba zaten futbolun zirvesi gerçekten. Bak gerçekten yani bu analiz işini düzenli olarak yapsa bu işin bir numarası olur. Hı hı. Yok çok daha iyisi, ben daha iyisini görmedim. Emin ederim daha iyisini görmedim. Yani net hem yani seçtiği pozisyonlar onları e, anlatış, anlatış şey şekli ve e, anlatırkenki netliği ee, çok fazla takip etmeyen insanları bile geçirme kapasitesi, yeteneği ee, müthiş e, Thierry Henry'nin. Yani bu yönden Kobe Bryant'a da biraz benzetmiyor değilim gerçekten. Ee, o da bence böyleydi. Ee, Basketbolda istese o da yani şu anda muhtemelen, yani isteseydi <laughs> ve yani hayatta olsaydı ha, istemeyebilirdi. O böyle bir inzivaya çekilmişti çünkü. E, ee, olabilirdi şeyinde NBA'in <laughs> muhtemelen konuya gelecek olacak. Doğru. Ee, o da çok doğru. Ee, şimdi Tierrani ve Mbappe tabii çok birimli benzeten oyuncular oldu. Yani Mbappe'nin çıtı dönemden beri yani yeni Tierrani falan diyenler de oldu. Ama aslında aralarında çok derin bir fark var. Ee, yani oyuncu yeteneği kalitelerinden ya da işte bunu gösterdikleri bir performanstan bağımsız söylüyorum bunu. Tierrani kenarda oynayabilen bir da ama kenardaki performansı düşüktü. Bunu biliyoruz. Yani onun direkt kenarda oynatırsan performans alman zorlaşıyor. Juventus. Bunu e, Juventus'ta olmadı. Oh. 4-4-2'nin Nisan'da olmadı ama şeyde e, Pep Guardiola onu evet. sol kenarda 4-3'ün sol önünde ama sol forvet gibi. Böyle çok içeride konumlanan sol forvet gibi e, kullandı ve bayağı da iyi performans gösterdi. 2009 şampiyonluğunda çok büyük payı var. E, o sezonki istatistikleri falan çok yukarıda gerçekten. E, Mbappe'de tam tersi. Mbappe'de yani Santrifor'da oynayabiliyor ama Santrifor performansı çok düşük ama Aslan kenar oyuncusu ve kenardaki performansı da Tierani'den çok daha. Yani Tierani'nin Santrifor'da yapabildiğini Mbappe kenarda yapabilen bir oyuncu. Çok bariz abi bu. Yani iki tane prime'ı prime, prime pozisyonu sol kenar olan oyuncu. Mbappe'yi alıyorsun ve başka bir şey hayal ediyorsun. Hayal şeyin 9 numara olduğunu da tahmin edebiliyorduk. ama olmama ihtimalinin yüksekliğini de zaten konuşuyorduk. Hatta ben şunu söylediğimi çok net bir şekilde hatırlıyorum. Ya bir noktada ee, bir tercih yapmaları gerekecek. Bak bunu da söylediğimi hatırlıyorum. Hatta o tercihi şöyle söylemiştim. Çünkü e, Vinicius Junior ne kadar yüksek profiline gelmiş olsa da işte geçtiğimiz sezonu daha henüz şampiyonlar gibi şampiyonluğu gelmemişti falan filan. Orada biraz daha sağlamlaştırdı yerini tabii ki. Mbapp benim ee, bir olacak gibi bir şey demiş. Ya, e, öyle Onun de. istediğini yaparlar. Yani Vinicius Junior'ı sağ alacaklar gibi Aynen. söylemişim. Ya, e, tamam, istediğim. E tabii onun istediği bir ihtimalle. Ama şimdi şu olmuş, şunu düşünüyorum şu anda da. Diyorum ki yani Vinicius Junior'ı sağlatmak bence çok mantıklı değil çünkü hiç oynamışlığı yok orada. Orada performans verme ihtimali ben çok, çok yüksek görmüyorum. Ama Mbappe'nin orada başarmışlığı var. Mbappe sadece 2018 Dünya Kupası'nda sağ oynamadı abi. Aynı zamanda 2018 Dünya Kupası döneminde de Paris Saint Germain'deyken sağ tarafta daha fazla oynuyordu. Hı hı. Sola biraz daha sonra geçti diye hatırlıyorum. Yani soldaki yerleşikliği e, Dünya Kupası'ndan sonra başladı diye hatırlıyorum. O döneme kadar... Kulüp takımında da sağ önde oynadığı çok fazla maç var. Yani orada minimum 25-30 belki daha fazla maçı vardır hı hı. diye tahmin ediyorum. Hatta Fransa milli takımı ile beraber bu sayı, bu rakam çok daha yukarılara bile gidebilir. E, Oynamıştı, başarmıştı, iyi performans vermişti olan bir oyuncu Mbappe. Ya yapın abi abi, Vinicius'u sola yerleştir, Mbappe'yi at 9'a Endre'yi mi koyarsın? Saatte 9. Ya kötü benim. Yani, ya jude yaparsın? Ben de %100 katılıyorum buna. Bunu yaparsa yemin ediyorum daha iyi akacak bu takım. Kesin daha iyi akacak. Bundan o kadar eminim ki ya bundan daha kötü olamaz zaten e, yani. yani zaten. bunu bence <laughs> yani bunu bence herkes biliyor yani Real Madrid teknik kadrosu da biliyordur bunu ama kafalarında muhtemelen başka bir şey var. Yani bu planın daha iyi akacağı düşündükleri için muhtemelen bunun üzerinden devam ediyorlar. Yani böyle bir şey yapmaları lazım. Yani Endrick 9 numara oynasa bu takım net daha iyi oynar şu anda. Net daha iyi. Mbappe yerine diyorsun değil mi? Evet. Net Bence daha iyi oynar. Yani. atsa, Vinicius'u at sola, Ya da Jude Bellingham'ı at. Ben diyorum ki Mbappe ya da dokuzsuz kes, oyna. Mbappe kez Ender da yine daha iyi olabilir. Hayır. Onu onu tabii ki daha iyi. Bak ciddi söylüyorum daha iyi olur da onu yapamazsın. Yapamazsın tabii. Onu yapabilir. Yani ben yapılabilir denklem üzerinden konuşuyorum. Yoksa bence de şu anda yani Mbappe 9 oynayacağına Endrik hani Mbappe kenara gelebiliyorsa Endrik 9 oynasın. Vinicius ve Rodrigo oynasın. Takım yine daha iyi olur. Ama o yapılabilir bir şey değil. Bir maçta da Vini 9 denesin ya. Vini 9 Mbappe sol Mesela bak Neyse. Vini, Vini de bunu çok yani mutlu olmaz ama oynar. hani babaya buradan sevgileri yolluyoruz. Neymar'ı komple atım bir yapıyor. Bir babadır bizim için. Neymar'ın sakatlığı için geçmiş olsun. Bir abidir değil. bizim için. Konu çok uzayacak. Bir kral O yüzden... Bizim için. Şimdi sana acayip bir konu açıyorum. Bir imparatordur bizim için. Öyledir. Tiyerani candır, canandır. Bak dikkatli seyret Mertcan şu an konu bağlama hareketimi dikkatli seyret. Francesco Farioli ile Ajax yapılanması. Yakın zamanda Galatasaray'la da oynayacaklar. Ee, ne zaman? Normal sezonun son haftasında. Beşiktaş'ı Beşiktaş'ı 4-0 yendi. Yakın zaman derken de aslında Ocak sonunda da. Ajax geçen hafta arka arkaya Feyenoord ve PSV'yi yendi zirveye yaklaştı. İstediği gibi bir başlangıç yapamıştı sezonu. Hatta Beşiktaş'ı 4-0 yenilikleri dönemde de sezon çok iyi değildi yani Ajax'ın. Evet. Daha sonrasında ligde çıktı. 6 maçın 6'sında da galibiyet elde etti. Geçen sezonu 5. sırada tamamlayan Ajax, David Klaassen'le, Wout Weghorst'lu, Henderson'lı, Traore'li tecrübeli isimler ve genç işte Gott, Hato, Beşiktaş maçında çok iyi oynayan Kian Jim bayağı beğendiğim bir oyuncu. Bu oyuncularla birlikte bu sezon şampiyonluk mücadelesi verecek gibi gözüküyor. Farioli bildiğimiz gibi kara gümrük ve alanya sporu çalıştırmış ve zaman zaman övgü ama çoğunlukla yergi almıştı. Şimdi Farioli Ajax'da yaptıkları ki Ajax'da yaptıklarından önce Fransa'da da çok ciddi bir etki yarattığını hatırlatalım e, Farioli'nin geçen sene. E, bu sene Ajax'da yaptıklarıyla beraber e, Sami Hoca, Sami Uğurlu Kasımpaşa'daki görevinden... Hmm. Ayrıldı ya da alındı ya da kendi istifa etti. Bununla alakalı biraz e, bilgi karışıklığı var. Daha ilerleyen günlerde açıklanacaktır. Ama Kasımpaşa görevine son verildiğini hocanın e, ve başka bir takımla anlaşacağını söyledi. Sonrasında da Alanya Spor'la anlaştığı açıklandı hocanın. E, Kasımpaşa bu sezon ligde 9. sırada e, 3 galibiyet alabildi. Yani böyle çok harika bir grafiği yok gibi ama özellikle büyük maçlarda mesela Fenerbahçe ilk yarı öne geçti. İkinci yarı Kasımpaşa Fenerbahçe'nin üstüne kabus gibi çöktü. Çeviremedi maçı ayrı konu Fenerbahçe. İlk yarı bile iyi oynadılar bak ben. Evet. İlk yarı bile çok iyiydi. maçı Fenerbahçe konu. kazandı ayrı konu. Ee, ama hakikaten Fenerbahçe'nin tıpkı Göztepe'ye ve e, Samsun Spor'a yakalandığı gibi yakalanabileceği bir maçtı. Üstüne Galatasaray'a karşı 30 dakikada çok ağır bir ...dominasyonla 3-0 geriye düştükleri maça... ...reaksiyon verdiler. 3-3 bitti maç. Evet. Beşiktaş'ı da... ...hafta sonu... ...bence bu maçın her anında yendiler. Yani Beşiktaş'ı geriye bir sıfır önde kapattığında da... ...Kasımpaşa daha iyi oynuyordu. Tabii. Ee, sonrasında da zaten... E, ...çok net bir üstünlük kurdular. Yani kısacası işlerin yolunda gittiği bir takım. Bu sezon iz bırakmış bir takım. Ama... E, ...Sami Hoca da... muhtemelen orada... E, ...rahat çalışma iklimini bulamadı anlaşılan bu. Yani çünkü sen de bana şunu sordun. Bu pozisyondaki bir teknik direktörün işine neden son verilir? Ya çok daha iyi bir teklif atıyorum kafadan. Ben senin takımında 600 bin liraya çalışıyorum. Bana 2 milyonluk bir teklif geldi. Ben gelip diyebilirim ki hani gitmek istiyorum. Bu olabilir. Ya da e, başka bir huzursuzluk, anlaşmazlık olabilir. Bunun dışında bir şey aklıma gelmiyor. Yani sportif performans olarak e, Sami Uğurlu Hoca Kasımpaşa'dan kovulmayı ya da ayrılmayı hak etmiyor. Farioli de bir türlü istediği o şeyi bulamamıştı burada. Yani çok fazla yerden yere vurulduğu sekanslar vardı. İnanılmazdı ee, ya. Nasıl yani, Sport... sana bu şekilde Aha. atıyorum. Yani Farioli'nin burada yerden yere vuruluşları da inanılmazdı yani tamamen büyük maç algısı üzerinden büyük maçlardaki performansı ve aldığı sonuçlar üzerinden yapılan bir algıydı. Çünkü adamın sezon performansları bayağı iyiydi. Hep yani 8. 8. 7. Yani 9. Or 9. falan ligin orta sıralarında falan bitiriyordu takımlarıyla ve takımları da yani daha üstlerde bitirmeyi hak eden e, kadrolarda değildi. Yani olması gerekenin hmm. Ya olması gereken verdi ya da olması gerekenden daha fazla performans verdi Daha iyi yere taşıdığı e, takımlarda genel olarak ama o kadar farklı kaybetti ki fenerbahçe Galatasaray, Beşiktaş maçlarını, Trabzon maçlarını. Biraz kendi hatası da var orada ama ben hep onu söyledim zaten. yani e, Faruyoğlu de muhtemelen bunun farkındaydı ama bir fikrin peşinden gidiyor adam. Evet. E, ve yani şunu görüyor olabilir. Adam e, kendisi için bir e, öğrencilik Dönemi olarak görüyor olabilir. Burayı da öyle görüyor olabilir. Ayaküstü da öyle görüyor olabilir. Bak Nis de belki öyle gördü. Nis de tam tersi bir şey yaptı çünkü. Orada da çok böyle reaktif, çok rigid şey, sıkı bir savunma futboluyla başladı sezon. Sonra yavaş yavaş açıldı. Burada tam tersini yaptı. Adam e, öğrenmeye çalışıyor, öğrenirken sonuç almaya çalışıyor ve sonuç olarak yani başarılı oluyor aslında. Oluyor, Ama işte sen e, çünkü en fazla şimdi onun takımları en fazla Hangi maçlarda izleniyordu? Maçlar izleniyordu. O maçlarda hep 4-5 4-5 yedi için Bir e, de tabii şey çok dile düştü. Yani her kaleci, şimdiden, Bir de şöyle bir şey abi. Ceza sahası içinde inatla tamam, pas aynen, yapması aynen. oradan her hafta bir gol yedi neredeyse bir dönem. Evet. O biraz artık karikatür oldu. Aa. Ama diğer takımları tokatlıyordu diğer takımları. Ha. Tokat vuruyordu böyle resmen ama onlara kimse bakmıyor Ama şimdi bak e, Fenerbahçe'ye 5-0 yediğin zaman Galatasaraylar, Beşiktaşlar sana gıcık oluyor. Galatasaray 4-0'ı yediğin zaman Fenerbahçe'ler Beşiktaş'lar gıcık oluyor. Beşiktaş'la olduğu zaman diğerleri. Yani bu takımları kaybettiğin zaman farklı çok tepki çekiyorsun abi. Herkesin tepkisini aslında orada çekiyorsun. Biraz onun şanssızlığını yaşadı o da. Ee, ama geldiği yeri görüyoruz yani. Şu Ajax takımıyla, şu Ajax takımı hakikaten yani bakıyorum kadroya. Son 20 yılın en zayıf Ajax takımı. Ya, ola, olamaz. Yani. yani bak buradan, buradan 2-3 oyuncuyu 5 sene sonra farklı yerde görebiliriz. Ama farklı yerlerde görürsek biraz ekstraya gitmiş olurlar büyük ihtimalle. Hakikaten yetenekli oyuncular da var bu arada. Geçen sene 35 puan fark etti Ajax. Evet. Ee, abi işte Bertrand Traor oynuyor sahada. Çubak mı oynuyor abi sol kenarda? Şeyde Arsenal altyapısından CM'de, FM'de falan oynattığımız ya da işte oynatılan çocuklar bunlar. Ee, şey Broby oynuyor Sandrifor'da. Jordan Henderson yani çok iyi bir oyuncu olmakla beraber artık jübileye yaklaşıyor. Evet Davi Kalan hala Davi Kalan yani Jordan Henderson vesaire bunlarla oynamaya çalışan bir adam. Savunmanın işte belki mi Genç Hato iyi oyuncu orada. Evet. E, yani çok iyi çıkartıyor hocam. Bravo. Vallahi liste de çok iyiydi. Kolay işler değil abi bunlar. Yani evet. Sassolo'dan çık. Dezerbi'den ya, yanında. E, kaleci antrenörlüğü. Ya, analistik. Yardımcılık vesaire. Oradan gel. Burada yardımcı yardımcılık yap. Ayrıl. Kendini ifade et. Farklı takımlarda iyi performanslar göster. E, sonra buradan bir anda kendini liste bul. Bak daha Nice'e geçmeden önce adı geçiyordu abi. Ben birkaç şeyde örnek verdim. Şu anki hocaları Eddie Hav gelmeden önce yani adının atletikte olsun, başka yerlerde olsun, adının şey, Newcastle short Short'is'te geçtiği 5 hocalık, 10 hocalık liselerde geçtiği anlar vardı. Yani bunu Türkiye liginde başarması bence anormal bir şey. Sonra gitti Nice'e iyi performans. gitti Ayaz bir şey başladı. Şimdi iyi performans falan. Çok takdir edilecek bir şey. Ve yani PSV'yi sadece yenmediler. Oyun numarayı da yenmişler. Hı hı. Oyun numarayı da yenmişler PSV'yi. Bu da bir başarı. Bazen oyunu kazanıyorsun, skor alamıyorsun. Bazen tam tersi oluyor. İkisini almak da çok değerli bir şey. Ve ekstra övgüyü hak eder bence. Ee, buradan yani Sami Hoca... Vallahi abi anlayamıyorum. Hani... Sen geçen hafta daha buradaki orada epey destek de gelmiş. İsmet Taşdemir e, Bodrum Spor muhabbetine e, hatta Bodrumlu birkaç yani gerçekten Bodrum'da yaşayan Bodrum Spor takip eden birkaç kişi de sana destek vermiş. Hemen bunun ardından bir benzer tablo daha yani hatta Bodrum Spor'dan bir tık daha başarılı bir tablo yani Bodrumspora Spor'a göre e, olması üst üste ikinci kez bu konuya da bizi sevk etti. Valla ben anlamıyorum abi ve yani, enteresan gelmeye devam ediyor. E, teknik adamların özellikle yani benim en çok odaklandığım yaptıklarına özellikle içerisinde odaklandığım insanların bu ülkede yaşadıkları, benim ekstra canımı daha fazla sıktığı için de buna biraz daha fazla tepki gösteriyorum. Şimdi e, ondan sonra tabii çok fazla haber çıktı. Şimdi Alanya Spor'un hocası olması, e, Alanya Spora gittiği, kendi isteğiyle gittiği vesaire gibi çok fazla şey oldu. Dün e, futbolun içinde olan, daha doğrusu bir futbol profesyonel olan bir arkadaşımla beraberdim. Ondan bazı şeyler geldi. Benim yazdığım şeyler üzerine cevaplar arasında yani birkaç tane bir muhabir büyüğü bir abimden bir mesaj geldi. Şimdi ortada şöyle bir durum var gibi gözüküyor abi. Samyolu muhtemelen evet kendi isteğiyle daha doğrusu ayrılmış ve Alanya Spor'a gitmiş gibi gözüküyor. Ama nasıl gitti? Ben işin bu tarafındayım. Çünkü senin söylediğin gibi şimdi yani burada bu ülkede teknik adamlarla alakalı... Görmediğimiz şeyleri sürekli görüyoruz. Yani İsmet Taşdemir'in gidişi bence böyle bir şey. Bunu örnekleriyle açıkladık. Farklı örnekleri vererek. Daha önce İlhan Palut örneği. İlhan Palut öyle. Şimdi bence bu da net bir şekilde öyle bir örnek. Bunu farklı açılardan biraz farklı yönlerden bakarak değerlendirmeye çalışacağım. Ee, şimdi çok başarılı flash sonuçlar almış. Yani Galatasaray'a bir yarıda 3 tane gol atmak ve bunu yaparken üst sıfır geriye düştüğün bir maçta bunu yapmak anormal bir berp. Bir tek başka puan kaybetti. Başka puan. Başladın. Evet abi. Aynen. Yani tek puan kaybettiği maç o. <laughs> en zora düşürdüğü e, e, Galatasaray'ı en zora düşüren takım şu ana kadar ve Galatasaray Fenerbahçe oynamış Beşiktaş'la oynamış. Yani bakınca. Beşiktaş'a karşı bir sıfır geriye düştüğü maçta ikinci yarıda bam 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 acayip bir futbol. İkinci yarıda yine 3 tane gol. Fenerbahçe'ye karşı kaybetti ama oyun olarak kesinlikle kaybetmeye hak etmediği bir performans. Samsun maçı başlangıcı çok iyi. Orada enteresan şeyler oluyor. Bir anda dörde gidiyor maç. ikinci yarıda falan filan. Ki ayrılmasıyla alakalı bir şeyler var o maçla alakalı. Peki yani Kasımpaşa'nın verdiği bon servisleri, maaşları vesaire de biliyoruz. Ve teknik adam maaşları gerçekten düşük abi. Ülkede teknik adam maaşları. Büyük takımlara eriyorum düşük. Şimdi çok başarılı bir hocam var. Yani sen bir çalışansın. Tamam mı? Bir yerde çalışıyorsun sen. Çok iyi, iyi performans veriyorsun. Çalıştığın yer senden memnun. Ki sen böyle şeyler yaşamışsındır. Medyada Can Özde yaşıyoruz. Ben burada müthiş bir tamam. performans ben, veriyorum. Ben sana bir şey söyleyeceğim memnun. şimdi. Sana kurum senden memnun. Yani şey, çalıştığın kurum senden memnun. Hı. Sen oradan me, memnunsun. İşler iyi olduğunda performansın iyi. Çok iyi işler çıkartıyorsun. E, bulunduğun yerde. Sana daha yüksek maaşlı bir teklif geliyor. E, normal Hı. şartlar altında ne olur? Çok memnunsa senden çalıştığın ya. Karşılıyorlar. Karşılarlar yani, değil mi? %100 olmasa %85'i ama benim burada tekrar aynı motivasyonla devam etmemi sağlayacak karşılama yapılıyor. Şimdi böyle olur. Ee, bak sana da. Bil, bilmeden konuşuyoruz şimdi. Olur. Yani Paraya gitti diye, deniyor ya. Paraya gitti diyen biri oldu mesela. Para Daha fazla para almış. Yani i̇lk akla bu geliyor o yüzden. Evet yani. ama böyleyse bunu şey yapmak kolay. Kulüp olarak bak, karşılayabilir. Kulüp bunu, bunu yapmış mıdır? Yaptıysa da orayı tercih etmiş midir? Bu ayrı bir şey olabilir. Ama yani eğer kulüp bunu yaptıysa ve yine orayı tercih ettiyse, o zaman mesela oklar biraz daha sami hocaya dönebilir. Hı hı. Ama ben bunun olduğundan emin değilim. O karşılamanın yapıldığından emin değilim. Hı hı. Ve yani bunu yapabilecek bir kulüp bence Kasımpaşa. İki ee, aslında çok memnun olmayabilir Perform, yani performans olarak başarı ortada ve mesela buna dair şeyler. Duydum. Mesela Samsun spor maçında 4 gol yedikten sonra başkan tarafından takımla beraber hocaya çekilen bir fırça acaba e, bu ayrılıkta ya da e, aranın soğumasında, aranın sıkıntıya girmesinde etkili olmuş mudur? Mesela. Yine ismini vermeyeceğim. Bir muhabir büyüğümden gelen hoca kendi gitti diyor bana. Benim yazdığım şeye karşılık. Ama zaten yine isim vermeyeceğim. İçeride birinin hocayı zaten ve önemli birinin ha, giderse da, gitsin. Ha, yani çok da anlaşamadı ha. onunla. Niye anlaşamıyorsun abi? Yani niye anlaşamıyoruz? İyi performans. Yani, tamam herkes de herkes herkesle anlaşamayabilir. Ama yani teknik direktörler bence bir kulüp içerisinde biraz daha dokunulmaz, biraz daha ayrı olmalısı Yani rahat çalışması gereken, kafasını rahat olması gereken insanlar. Niye rahat çalışıyor? yani niye memnun değilsin? Niye memnun değilsiniz bu insanlardan? Yani bu ülkede boşuna çıkmadı. Yani bu ülkede daha fazla kullanılıyor. Hiçbir başarı cezasız kalmaz. Bunu futbolda direkt bir şekilde görebiliyoruz. Ee, dolayısıyla yani hoca kendi gitmiş olabilir. Hoca ya daha iyi maaş gelmiş olabilir. O yüzden gitmiş olabilir. Ama o maaşa karşı acaba bir karşılanma yapıldı mı? Bir yaklaşma ya da biz de aynı parayı verebiliriz dendi mi? Ee, ben zannetmiyorum. Bak bu benim tamamen şeyim. Ee, diğer tarafta hocanın başka nedenlerle gitmesi başkan bir maçtan sonra bir kötü performanstan sonra sert bir çıkış başkalarının anlaşamaması e, o zaman rahat bir sağ, yani çalışma ortamı aslında sağlanamadığı da ortaya çıkıyor teknik evet. adama burada. Şimdi bunlar benim anlayamadığım şeyler bu ülkede futbola. Yani benim, teknik adamların bunları yaşaması beni biraz daha rahatsız ediyor. Evet. Son şey de ekleyeyim. Yani, Çok kısa. E, yani, tamamen alakalı bir şeyse bu. <laughs> Ben o zaman kulüpten bir açıklama beklerdim. Yani biz çok memnunduk. Niye böyle bir şey yaptı hocamız vesaire. Anlayamadık ya da işte olabilir. Yani saygı gösteriyoruz ama e, zor durumda kaldık. Beklemiyorduk. Çok iyi, harika giderken niye böyle bir şey oldu. Bu tarz bir... Ya, kulüpler bu tarz açıklamalar yapıyorlar. Böyle bir evet. şey de beklerdim. O, o da yok mesela. Onun olmaması da bana aslında sıkıntıların, problemlerin e, beklediğimizden daha büyük olduğuna bir işaret geldi. Tabii önümüzdeki günlerde bu tarz açıklamalar gelirse iki taraftan da e, bunları da konuşuruz. Şu an böyle bir açıklama olmadığı için biraz da fikir ve akıl yürütmeyle devam ettik. Emreciğim çok teşekkürler. Ağzına ben sağlık. Teşekkür e, haftaya Atıp Bey Sokak enteresan bir günde olabilir. Kendi gününde de olabilir. Kendi gününde olursa başka bir ikiliyle olabilir. Hafta her şey olabilir ya. Haftaya her şey Kesinlikle olabilir. Mu? Arkomen Latıf Bey sokak sonundayız. Hoşçakalın.